Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Tertemiz havasıyla huzur bulduğumuz, yemyeşil doğasıyla mutlu olduğumuz Kayseri'nin en uzak ilçesi Sarız'dan sesleniyor. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Efendim şu anda Gezici Radar programında Sarız'dayız ve yanımızda da Sarız Belediye Başkanımız Baki Bayrak var. Cennet yolunun hemen başındayız. Kameraman arkadaşımın arkasında da gerçekten muhteşem bir güzellik var. Sadece bir anıt değil burası. Yürüyelim başkanım. Bir anıttan çok daha fazlası var aslında. Hepsini şimdi başkanım tekrar sizler için anlatacak. Yolunuz Sarız'a düşerse mutlaka bu anıta bekliyoruz. Hatıra fotoğrafı çektirmek için birebir Sarız'ın en güzel özelliklerini, en güzel mesajlarını da yine burada bulabilirsiniz. Başkanım neredeyiz şu anda? Şu anda yürüdüğümüz alan Cennet Yolu diye tabir ettiğimiz bir alanda. Sağda aynı şekilde temsili Güneydoğu şehitlerimizin kabirleri bulunmaktadır. Sol tarafta da aynı şekilde Cumhuriyet sonrasında Güneydoğu'da ve de muhtelif yerlerde ülkemiz için, vatanımız için can vermiş şehitlerimizin isimleri bulunmaktadır. Temsil olarak da kabirlerini oluşturduk. Bu gördüğünüz yol alanı Cennet Yolu olarak tabir edilmektedir. Ve bu tabir ettiğimiz Cennet Yolu'nu da kucaklayan bloklarımız var. Bu blokların her biri bir Oğuz boyunu temsil ediyor. 24 Oğuz boyu. En baştaki Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden bir blok. O şekilde bir şey oluşturduk işte, konsept oluşturduk. Konsept. Şu an başkanım. Aydınlatmaları da zaten gece çekimleri olsa Cennet Yolu'ndaki bir nurlu bir yol oluşturuyor. Zaten burada gece çekimi yapsaydınız onlar da gözüküyor zaten. Evet. Şimdi başkanım sağımızda ve solumuzda bu toprakların bizlere yurt eğlenmesinde bugün rahatça yaşadığımız bu topraklarda alkanlarıyla bu toprakları sulayan şehitlerimizin hatıraları ve tabii ki ortasında da Cennet Yolu onların mekanlarını temsil etmişsiniz. Bloklar var, 24 Oğuz boyunu temsil ediyor dedik. Bu bloklardan da en güçlüsü ve en farklısı hiç kuşkusuz ki üzerinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor. Hemen yan tarafa baktığımızda başkanım Bilge Tonyukuk'un anıtını görüyoruz. Çoklar diye korkma, azız diye çekinme demişsiniz. Evet, evet biz yıllar önce Göktürk Devleti'nin kurucusu Bilge Kağan'ın veziri olan Bilge Tonyukuk olarak da tabir edilen vezirin sözü çoklar diye korkma, o zamanki yaşadıkları süreç içerisindeki Göktürk İmparatorluğu'nu kurdukları süreç içerisinde Bilge Kağan'a söylemiş olduğu sözlerin içerisinden bunu seçtik biz de Sarız'ımıza temsil olarak koyduk. Orada da yine aynı şekilde 24 Oğuz boyunun tamgaları bulunmaktadır. Onları temsil eden yine yukarıda Selçuklu Devleti'nin çift başlı kartalı 2023 bizim de Türkiye Cumhuriyeti'nin vizyonunda da çift başlı kartal temsil etmektedir. Biz de 2023 vizyonuna da uygun olsun diye de hem de onu da burada değerlendirmiş olduk. Yine aynı şekilde bağımsız Türk devletlerinin bayrakları bulunmaktadır. Ve yine Cumhurbaşkanımızın forsunda da bulunan 16 imparatorluğumuzun geçmişte Türk milletinin kurmuş olduğu, yaşatmış olduğu ve yıkılmış olan 16 imparatorluğumuzun bayraklarıyla da süslemiş bulunmaktayız. Yine aynı Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü de temsil eden burada bir heykelini bulunmaktadır. Ne mutlu Türk'üm diye sözü de zaten dünyaya bir mesaj olarak yıllar önce kendisi söylemiştir. Biz de burada onun hem heykeliyle beraber hem de kendisinin burada var olmasını istediğimiz için de burada Mustafa Kemal Atatürk'ün de liderimizin burada da kendisine özgü bir anıt alanını oluşturduk. Burada vatandaşlarımız gelip önünde resim çekiyorlar, tanıtıyorlar. Yine aynı şekilde Türk bayrağımızı burada Türklüğün sembol olan Ay Yıldızlı bayrağımızın da 52 metrekare ölçüsünde bir Türk bayrağımız da burada dalgalanmaktadır. Sarız'ın bütün noktalarından, bütün alanlarından burası anıtımız hakim bir tepede gözükmektedir. Yine aynı şekilde şurada lambalarımız var, gecenin aydınlatma lambaları. Bu lambaların hepsi de Sayın Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in bu toprakların çocuğu Kayseri Pınarbaşı Köşkerli Köyü'nden. Aynı coğrafyanın yetiştirmiş olduğu lider Alparslan Türkeş'in de 9 ışık olarak tahsil ettiği doktrininden birer tane de lamba olarak biz temsil olarak yaptık. 9 ışığı simgelemektedir. Aynı şekilde burada Binboğa Dağları'nın tam göründüğü alan burası. Binboğa Dağları Türkiye'nin
Torosların en güzel kolu, en çok flora bitkisine sahip ve sarızımızı süsleyen Bimua dağlarıdır. Bizim için çok kıymetli. Çok da önemsiyoruz Bimua'nın hem yaşam alanı hem de görüntü alanından, görüntü bakımından. Vatandaşlarımız geldiği zaman da sarız süliyetini temsil eden buradan bir sarız yazısını koyduk. Yazın çok yazlıkçı nüfusumuz geliyor. Sarız'ın gurbetçi vatandaşlarımız özlüyor, vatanını özlüyor. Direkt gelip resim olarak işte ziyaret ettikleri alan burası oldu. Bir anıtsal alanı bunu istedik. Sarız'ı temsil etmesini istedik. Çok da büyük bir ses getirdi burası. Türkiye çapında binlerce Facebook sayfalarında olsun, sosyal medya olsun, ulusal basında olsun. Birçok alanda da bu anıtımızın tanıtımını vatandaşlarımız tarafından sağlandı. Bizler bunu gerçekleştirdik, yaptık ama vatandaşlarımız da her ziyaret ettiğinde dünyanın birçok yerinden, İngiltere'de, Almanya'da olsun, işte Fransa'da olsun, Avrupa'nın birçok yerinden, Amerika'da vatandaşlarımız var bizim. Hepsi gelip buralarda resim çekerek de tanıtım açısından da Sarız'ın hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda bir tanıtımına vesile oldu. Belki küçük bir şey gibi gözükebilir ama bu anıtım, yapmış olduğunuz bu anıt gerçekten Sarız'ın tanıtımında çok büyük bir yer aldı. Sarız'a damga vurdu, değil mi? Damga vurdu, evet, evet. Türkiye'de tanıtımına sebebiyet verdi. Şimdi efendim, tabii ki Gezici Radar olarak biliyorsunuz Kayseri'nin ilçelerini, köylerini, mezralarını geziyoruz. Bugün 50 bölüm sonra ilk kez Sarız'dan sesleniyoruz. Bizim için de inanın ayrı bir mutluluk. Bir de tabii ki Sarız'ın hizmet edeniyle birlikte olmaktan da ayrıca mutluyuz. Sayın Belediye Başkanımız Bayki Bayrak'la bugün gezintimiz devam edecek. Eğer yolunuz Sarız'a düşerse mutlaka bu az önce Bayki Başkan'ın da söylediği gibi Bimboğa Dağları'nın eteklerine kurulmuş bu muhteşem yerde güzel bir hatıra fotoğrafı çektirebilirsiniz. Burada Türklüğün bütün aşamalarını da, Türklüğe hizmet etmiş, Türk dünyasına hizmet etmiş bütün büyükleri de görmek, anlamak mümkün. Bilge Tony Hukuk'tan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'e, Başbuğ Alpas'tan Türkeş'ten hüküm sürmüş 16 Türk devletine kadar Türklüğün bütün simgeleri, bütün eserleri de Cennet Yolu'yla birlikte Sarız'da sizleri bekliyor. Geldiğinizde sıcak bir çay içmeyi, güzel bir hatıra fotoğrafı çektirmeyi ve tabii ki Bayki Başkan'ı ziyaret etmeyi de unutmayın diyoruz. Efendim Sarız'da Şehitler Çeşmesi'ndeyiz ve burada bulunduğumuz alan, 6 tane çeşme görüyorsunuz. Eskiden de Uyuz Pınarı olarak bilinen mevkideyiz. Eğer Kayseri'den Kahramanmaraş'a doğru istikamet halindeyseniz hemen buradaki Şehitler Çeşmesi'nin önünden geçeceksiniz. Hiç kuşkusuz ki burası Afrin Harekatımızda, tabii ki Cumhuriyet tarihimizin, yakın tarihimizin önemli bir noktası olan Afrin Harekatımızdaki ilk şehidimiz İbrahim Albayrak. Kendisi de Sarızlı olması hasebiyle İbrahim Albayrak ve onunla beraber şehit olan arkadaşlarının, 6 arkadaşının anısına yapılmış her bir çeşme bir şehidimizi temsil ediyor ve burada vatandaşlar soluklanıyorlar. Kamelyalar yapılmış yol kenarında, kamelyalar yapılmış yine namazın kılınabilmesi için, namazların eda edilebilmesi için mescit yapılmış ve tabii ki bir de lavabo yapılmış. Çocuklar için de küçük bir çocuk parkı, oyun parkı inşa da edilmiş. İşte görüyorsunuz burada vatandaşlar soluklanıyorlar ve sularını içebiliyorlar. Gürül gürül de akmaya devam ediyor. Sarız'ın yemyeşil doğasında buz gibi bir su kaynağı adeta burası. Hemen tepeye doğru kafamızı kaldırdığımızda Sarız Belediyesi'nin Şehitler Çeşmesi yazısıyla karşılaşıyoruz ve 6 tane de Türk bayrağının olduğunu söyleyebiliriz. Şehit İbrahim Albayrak ve diğer 5 arkadaşını, yani toplamda Afrin'de şehit verdiğimiz 6 şehidimizi temsilen yapıldı bu park, bu çeşme. Tabii ki de önemli bir nokta, onu da ifade edelim. Yol kenarında Gaziantep'e, Kahramanmaraş'a veya Sarız'a gidiyorsanız hemen Sarız'ın girişinde bulunan bu bölgede durarak su ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Lavabo ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Mescit var, namazınızı kılabilirsiniz. Bu vesileyle Sarız Belediyesi güzel bir çalışmaya imza atmış. Güzel bir hatırlatma, güzel bir anımsatma olmuş. Buradan Şehit İbrahim Albayrak nezdinde bu vatan uğruna canını vermiş bütün şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Her birinin mekanı cennet olsun. Ne yapıyorsun abi burada? Vallahi oyunlarımızı otlatıyoruz burada. Öyle yani. Nasıl geçiyor peki vakit? Sarız'ın Çöreklere mevkiinde koyunlarınla beraber yorucu bir yolculuk. Bak aşağıdan buraya çıkmaya nefes nefese kaldık. Vallahi çok zor geçiyor bir yandan oruç. Yani bir yandan güneş koyunlar. Falan koyunlar durmuyor. Hatta durmuyor, yola çıkıyorlar. Sanki yolda ot var. Durmuyorlar, yola çok çıkıyorlar ya. Bize mi diyorlar? Bir şey anlatıyorlar da. Ev saatleri geliyor ya. Eve mi gidelim diyorlar. Eve gidelim diyorlar. Evi özlediler herhalde. Özlediler. Peki burada kaç tane koyunum var?
Burada 300 kadar koyunumuz var. Peki Yasin abi, nasıl Sarız'ın topraklarında otlanan koyunlar, lezzetli mi eti? Vallahi Sarız'ın topraklarında yani bu çevrede en güzel yayla bizim yaylamız. Eti de lezzetli oluyor. Meşhur lokantalarımız da var burada. Oo, değil mi? Var. Evet. İsim vermeyelim. Var. İsim vermeyelim, var. Peki şuradan bir tanesini şöyle tutsak ne güzel çevirme olmaz mı? Olur olmaz olur mu ya? Sen de seviyor musun? Severim. Şimdi oruçsun ki bir de o. Değil mi? Şöyle yağına ekmek banacağımız bir kuzu çevirme. Yani şöyle kuyruk yağıyla beraber. Çok güzel oldu. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Vallahi kaç yıldır? Yani çocukluktan beri yapıyoruz ya. Koyunların peşinde geçen bir ömür mü diyorsun? Koyunların peşinde geçen bir ömür. Peki abi, yaz geldi artık. Yavaş yavaş otlar yeşermeye başladı. Sarız'ın bu muhteşem doğası bir kez daha ortaya çıktı. Malum kış şartları sizin için bizden daha zor geçti. Bu sene daha çok zor geçti. Çok zor geçti bu sene. Ya iyi olur inşallah, bundan sonra iyi olur. Ama artık arkamızda da şöyle büyük bir kar tabakası görüyoruz. Artık herhalde mevsimin, yılın son karı. O da aşağı doğru eridiğinde kardan tek bir iz bile kalmayacak. Abi şu sabahtan beri bakıp duruyor. Koyun. O şey yapıyor, kuzusunu özlemiş. Kuzusunu mu özlemiş? Beni kuzusuna mı benzetti? O eve gitmek istiyor artık. Eve gitmek istiyor. Peki seni tutmayalım, sen koyunlarını götür. Yoksa baksana üstümüze saldıracak. Doğru. Onlar bizi insan çevirme yapacak. Senin koyunlar biraz haşarı, baksana durmuyorlar. Vallahi durmuyorlar. Böyle gittiğiniz yerde de çoban falan olursa getirin ya. Çoban mı getirelim sana? Çoban sıkıntısı çekiyor vallahi çok. Kameramanı bırakayım istersen. Yapabilir. İşine yararsa. Niye yapmasın ya? Yapabiliyorsa bırak vallahi. Çoban arıyorsun. Çoban arıyoruz. Peki. Bulamıyoruz, arıyoruz da. Bizim İşte Radar sayfasına bekliyoruz. İşte Radar'ı duydun mu? Duydum. İşte Radar'a ilan veriyorsun, 5 dakikada çoban buluyoruz. Bulunuyor mu? Buluruz inşallah. Tamam, ben hemen veririm. Peki. Arkadaşlar da şey yapıyor, onlara da söylüyorum. Hepinizi İşte Radar'a bekliyoruz abi. Bilge burayı kes, İşte Radar'ın reklam filmi olarak kullan. Çoban arayan İşte Radar'a gelsin. İşte Radar'a gelen çobanını da bulur, imamını da bulur. Her şeyi bulur abi. Bulur. İşte Radar. Vallahi çok güzel İşte Radar. Efendim şu anda Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak'la birlikte Sarı Saltuk Türbesi'nin önündeyiz. Yine tabii ki Sarız'a özgü yemyeşil doğa ve tabii ki baharın gelişini de müjdeleyen kuş cıvıltıları eşliğinde manevi bir atmosferdeyiz diyebilir miyiz başkanım? Evet, burası 1244 yıllarında yaşamış Sarı Saltuk Hazretleri'nin makamı olarak temsil eden Alevi Bektaşi merkezlerinden biri. İlçemizin Darıdere mevkiinde bulunan, Darıdere köyünde bulunan Sarı Saltuk makamı. Burada ayrıca Pullo Dede, torunlarından, soyundan gelen Pullo Dede burada yaşamıştır, vefat etmiştir. Onun mezarının alanına bu türbe inşa edilmiş. İçerisinde Sarı Saltuk Hazretleri'nin ve makam olarak ayrıca ve de Pullo Dede'nin mezarı, kabri bulunmaktadır. Alevi vatandaşlarımız olsun, diğer vatandaşlarımız olsun, burayı bir inanç merkezi olarak da ziyaret etmektedirler. Ve gelip dua etmektedirler. Dualarını kabul olduğunu inanmaktadırlar. Allah kabul etsin diyorum. Ve burayı biz de tanıtma açısından da en azından bölgemizde böyle bir merkezin olduğunda, Sarı Saltuk Hazretleri zaten Ahmet Yesevi dergahının Anadolu'yu Müslümanlaştırmak için geldiği alperenlerin içerisinde bulunan bir erendir, alperendir. O da bu bölgede öldüğü bir düşünmektedir. O şekilde de bir makamı yapılmıştır. Ayrıca bu Sarı Saltuk Hazretleri'nin Bosna Hersek'te, Balkanlar'da da birçok şeyi bulunmakta, temsili makamlar bulunmaktadır. Hizmet etmiş Türklüğün, Anadolu'nun Türkleşmesi hususunda hizmet etmiş değil mi başkanım? Aynen. Çabuk bağlıyor vatandaşlar değil mi? Burada kültürümüzün eserlerinden, unsurlarından bir tanesi gelip çabuk bağlanıyor. Bağlıyor. İnanışlarına göre dilek tutuyorlar galiba. Onların dileklerini yerine getirileceğini inanıp dua edip bir de çabuk bağlayıp buradan ayrılıyorlar. Bu birçok inanışta da zaten var. Orta Asya'dan ta günümüzde, Şamanizm'den, İslam'dan önceki süreçlerinde bugüne kadar gelmiş bir kültürü yansıtmaktadır. Siz de belediye olarak bakımlarını, tamiratını, temizliğini vesaire herhalde üstleniyorsunuz değil mi? Yok, biz ailesi Pullo Dede'nin, İsmail abi var burada, torunu Pullo Dede'nin. O buranın bakımıyla yükümlü, kendisi sahipleniyor burasını, bakımını, onarımını. Onlar takip ediyorlar aile olarak da. Güzel de bakıyorlar, onların da burayı sahiplenmişliği bizim de hoşumuza gidiyor.
Biz de kendi imkanlarımız ölçüsünde kendilerine destek veriyoruz ama gerçekten aile buraya sahip çıkıyor, özverili davranıyor. Onlara da şahsınıza teşekkür ederim. Efendim yanımızda Fatma teyzemiz var ve Sarız bölgesine özgü yemlik otunu toplamış. Diyor ki iftarda yenir, sahurda yenir, her zaman yemlik otu yenir. Nedir bu yemlik otu Fatma teyze? İşte yoğurttur, ne bileyim, yemlik diyoruz biz, ne bileyim. Nereden topladın bunları? Tarladan. Tarladan topladın. Ne zaman olur yemlik? Şimdik olur. Şimdik olur. Ne zamana kadar sürer? Bir aya kadar sürmez. Peki ne yapılır bu yemlik? Nasıl yenir böyle? Yıkanır. Böyle sade mi yiyeceğiz? He, yıkanır, ekmeğin içine koyulur, yenir. Oh. Yemeği de yapılır mı böyle salçalı, he, ekmek yapılır, bananız? Yapılır, yapılır. Değil mi? He, yapılır. Nasıl, bu coğrafyada çok mu yemlik? Bu taraflardan oluyor. Burada çok var. Ne zamandan beri toplayıp yiyorsun? Öyle geldim, bir iki saat oldu işte, geldim. Hayır hayır, çocukluğunda da annen yapar ya, mıydı yapar böyle? Yapar da, bizim köyden de yapılır, yapılır. Sen hangi köylüsün? Pınarbaşlı. Pınarbaşlısın. He. Avşarsın. Yok. Çerkez, Kürtsün. Oo, Pınarbaşı'nın Kürtüsün. Şu anda da Sarız'da yaşıyorsun. He. Anneden sana geldi. Senden çocuklar peki, he, biliyor mu yemliği? Biliyor. Hepsi. Onlar da yer. Onlar da yer. Afiyet olsun diyelim o zaman. Sağ ol, merhaba. Belediye Başkanı Baki Bey. Baki Başkanım, sen yemliği herhalde... Biliyoruz, aynı Fatma teyzemizin topladığı yemlikler. Buranın coğrafi olarak bu bölgeye, daha doğrusu Avşin, Elbistan'ın bu kısımlarında, Sarız, Pınarbaşı'nın bir kısımlarında olan bir bitki. Ve yöresel halkın, vatandaşın toplayıp, işte ilkbaharın tam karların erimesiyle, toprağın tam kurumadan, böyle kuruma aşamasındayken yetişen bir bitki. Şifalı bir bitki, kendisi özgü bir sütü var zaten, o besleyiciliği, şifalılığı oradan geliyor. Vatandaşlar da o dönemi değerlendiriyorlar. Besleyici ve sağlık açısından da avantajlı bir bitki olduğunu düşünüyoruz. Nasıl peki başkanım, Sarız bölgesi özellikle böyle Fatma teyze gibi talep, rağbet gösteriyor mu? Aynen, bunu her gün akşam hanımefendiler daha çok ilgi gösteriyorlar, evine giderler, imaj usulü kadınlar. Hem bir hobi olarak da sahaya çıkıp tarlalarda işte gezerekten, hem de bir spor da oluyor kendileri açısından da daha çok işte. Maşallah, Fatma teyze zaten yemlik toplaya toplaya benden geç kalmış. Yaş kaç? 64. Allah uzun ömür versin. Sonra şey çıkar değil mi? Gavur pancarı çıkar, ona giderler. He, tırsık var, yaparlar. He. O ne oluyor Fatma teyze? O da işte bir pancar getirip yapıp yemek yapıyorlar. Yemek yapıyorlar. He. Bizim toplumumuzda soğanla salçayı, otu koydu mu yemek oluyor. Hepsi de oluyor. Oluyor değil mi? Güzel böyle ekmeği de var. Çiriş çıkar. Çiriş çıkar. Doğada olan şeyleri söylerim. Karların erimesi. Maşallah başkan bey coğrafyaya çok aydın. He, biliyor. Hepsini de biliyor. Hepsini biliyor değil mi? Başkanım sever misin sen de, yer misin böyle? Ben yemliği seviyorum da çirişten pek, o da şifalı bir şey. Bizim damızlık mevkiinde de çaşır otu dedikleri bir daha bir değişik bir otlar var. Onlar da buranın doğasal olarak, bir bitki florası olarak güçlü bir coğrafyaya sahip zaten. Lalelerin olsun, Binbaa Dağları'nda zaten bin bir çeşit lale çeşit renklerinin ana vatanı zaten burası. Maşallah başkanım, bizim atalarımız, yani bu coğrafyaya gelen ilk insanlar, ilk Türkler nereye yerleşeceğini o kadar güzel biliyormuş ki. Gelmişler o kadar bitki florasının olduğu Binbaa Dağları'nın eteklerine, böyle çimmişli, yarmalı, güzel otların olduğu yere yerleşmişler. Aynen, doğru söylüyorsunuz. Zaten Orta Asya'dan Türklerin ilk geldiği alanlardan biri burası. Seyhan Nehri'nin doğduğu yer Sarız zaten, ana vatanı Sarız'ın. Seyhun'un adını Seyhan'a koymuşlar. Ceyhan da Elbistan, bizim Bimuan arka havzasından doğmaktadır. Orayı da zaten Ceyhan ismini koymalarındaki isim de Seyhun'un ismine isimlendirmişler. Oradaki kültürlerini, isimlerini de buraya taşımışlardır. Daha şey uzun da onlara girmeyelim. Gittiğimiz yere kültürümüzü götürmüş, yaşatmış. Denizin, Karadeniz'in, Kızıldeniz'in isimlerle ilgili de işte Türklerin oluşturduğu isimler. Daha coğrafyamız tamamen. Maşallah başkanım, coğrafya var, tarih var, kültür var, din var. Sarız Belediye Başkanı'nın da maşallah var. Yok mu? Poşet, sen onu akşam ye. Yok, olur mu be? Biraz başkan, da sen ye. Tamam, alırız biz senden. He. Dursun poşet. Halk, belediye başkanına sadece oy vermiyor. Başkanım. Yemlik de veriyor, besliyor. Tırsık bir şey halam bana. Tırsık da bir şey. Sever misin belediye başkanı? He, severim. Hı, severim. Niye sevmeyeyim? Severim. Sağ ol. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta yemyeşil doğası ve tertemiz havasıyla Kayseri'nin Sarız ilçesinden seslendi. Efendim önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.